Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Eski Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait yıkılan siloların yerini şehrin tarihi ve kültürünü betimleyecek olan Selçuklu Parkı'nda çalışmalar başladı. 7'den 70'e herkese hizmet sunacak şekilde tasarlanan ve önemli yatırımlar arasında yerini alan Selçuklu Park projesinde ilk kazma vuruldu. Selçuklu Park, kent merkezinde Ereğli Kapı Mahallesi sınırları içerisinde 2,5 yıl önce devir protokolleri tamamlanarak yıkılan siloların yerine hayata geçen projeyle yeni ticaret merkezinin kesiştiği noktaya inşa ediliyor. Alanda çalışmalar başladı. Mevcut ağaç dokusu korunan yeşili bol proje 24 bin metrekare alana sahip. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın Aksaray'ı geleceğe taşıyacak projelerinden sadece bir tanesi olan projede 4 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek Zembilli Ali Cemali Kütüphanesi ve Kültür Merkezi alanında süs havuzu, oturma dinlenme alanları, çocuk oyun parkı, fitness, kafe, büfe ve çeşitli organizasyonlar için amfi meydan yer alacak. Park, Selçuklu tarihinin temasını yansıtacak. Aksaray'ın tarihi ve kültürel simgesi Eğri Minare'den esinlenerek Selçuklu hükümdarlarının betimlendiği 18 kaide ile divan yolu, Ulu Cami kapısı ve Selçuklu motifleriyle taçlanan kapı. Proje tamamlandığında Aksaray'ın kültürel çehresini değiştirecek ve bir kültür şehrine dönüşmesine büyük katkı sağlayacak. Aksaray Belediyesi yapımı tamamlanan yeni devlet hastanesinin ulaşımını sağlayacak olan yeni bağlantı yolları için dolgu çalışmaları başlattı. Aksaray Belediyesi yeni Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi bağlantı yollarının yapımına devam ediyor. Taycin Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 400+200 yataklı ek hizmet binasıyla çok yakında hizmete girecek olan yeni devlet hastanesini kentin dört bir yanına bağlayacak ulaşım çalışmaları devam ediyor. Hastanenin alt ve üst yapı çalışmalarını üstlenen Aksaray Belediyesi, bölgede ulaşımı sağlayacak bağlantı yollarında sıcak asfalt çalışması öncesi altyapı ve dolgu çalışması başlattı. Aksaray Belediyesi özellikle yeni hastane bölgesine şehrin dört bir tarafından rahat ulaşım sağlanabilmesi için birçok kanallı yol çalışması ve bölgeye entegre düzenlemeler yapıyor. Hastane acil giriş çıkışları, otopark, trafik yoğunluğunun giderilmesi hususu ve tüm sıkıntıların çözümü noktasında devam eden yol kaldırım ve çevre düzenlemeleri çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler azami gayret sarf ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Taycin Mahallesi Yeni Hastane çevresinde bağlantı yollarında yapılan dolgu işlemlerinin ardından sıcak asfalt çalışmalarına başlayacak. Aksaray Belediyesi şehir genelinde yol yapım, kaldırım, onarım ve çevre düzenleme hizmetlerinin yanı sıra sosyal yaşam alanlarını artırmaya yönelik çalışmalarla birlikte parkları yenilemeyi sürdürüyor. Aksaray Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parkları yenileme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler Aksaray Belediyesi'nin sorumluluk alanı içerisinde yer alan parklarda, çocuk oyun grubu alanlarında, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında arızalı ve kırık olan salıncak, kaydırak, oyuncak grubu çatıları ve fitness alanlarında zemin düzenleme çalışmaları yapıyor. Parkları baştan aşağı yenileyerek vatandaşların hizmetine sunan Aksaray Belediyesi, sosyal yaşam alanlarını arttırmaya yönelik çalışmalar kapsamında yeni parklar açıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kentsel peyzaj düzenlemeleri olarak kaldırım ve refüjlerin sezonluk bakımı, çim ve çiçek dikimini, sulama sistemlerini düzenli sürdürüyor. Ekipler son olarak birinci etabı tamamlanan ve hizmete giren Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı'nda yazın sıcaktan bunalanlara gölge sağlayacak, yağmurlu günlerde de yağıştan koruyacak üstü kapalı oturma birimlerini kullanıma hazırladı. Donatılarla güçlendirilen parkta banklar, modern pergöle, çocuk oyun parkı, spor aletleri ve çöp kovası monte çalışmaları devam ediyor.
Oturma birimi çalışmaları parklarla birlikte vatandaşın yoğun kullandığı ana arterler, kaldırım kenarlarındaki yeşil alanlar, kamu binaları çevresi ve mahallelere de yerleştiriliyor. Sevgili seyirciler, 2. Kılıçarslan temalı 33. Ihlara Kültür ve Spor Festivali başlıyor. 17 Eylül Pazartesi günü kapılarını açacak olan festival 23 Eylül'de sona erecek. Geleneksel Türk sporlarıyla birlikte birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak festival Kılıçarslan Parkı'nda düzenlenecek. Şimdi festivalin tanıtım filmi geliyor ekranlarınıza. Değerli hemşerilerim, millet olmak yıllara dayanan bir birikim gerektiriyor. Ne mutlu bize millet olarak bu birikimin sahibi, kültürün değerini bilen büyük bir medeniyet ve anlayışın mensuplarıyız. Ata mirası bu kültürü koruyup kollamak ve gelecek nesillere aktarmak herkesin ortak vazifesi olduğunu düşünüyorum. Bizler Aksaray Belediyesi olarak Türk kültür medeniyetini genç nesillere aktarmanın gayreti içerisinde olduk ve olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Aksaray'da bir ilki gerçekleştiriyoruz. Geleneksel sporlarımızın yaşatılması, gelecek kuşaklara aktarılması, çocuklarımızın bu sporları öğrenmesi ve bu kültürün devam etmesi için 2. Kılıçarslan temalı 33. Ihlara Kültür ve Spor Festivali'ni gerçekleştiriyoruz. Bu cennet vatanın örf, adet, kültür ve geleneklerini gelecek nesillere aktarmada bizlere sundukları büyük destekten ötürü Dünya Etne Spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve ekibine teşekkür ediyorum. Aksaray başta olmak üzere çeşitli illerimizden tüm vatandaşlarımızı birbirinden güzel etkinliklerini izlemek için festivalimize davet ediyorum. Evet sevgili seyirciler, festival etkinlik takvimini Aksaray Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından ve festival etkinlik sayfasından takip edebilirsiniz. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de bir haber kuşağımızın daha sonuna geldik. Bizim mikrofonla veda ediyoruz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak ümidiyle hoşça kalın. Ömür boyu bir şarkı dinlemek zorunda kalmam herhalde ya. Kaldım. Kaldım diyelim. Müslüm Gürses'in bütün şarkıları. Bir tane şarkısı. İşte bütün şarkıların şeyi, slide'ı. Olmaz işte. Müslüm Gürses'in bir tane şarkısını söyle bana. Hangimiz sevmedik? Sadece. Hangimiz sevmedik? Mırıldanabilir misin? Mırıldanmasan olmaz mı? Niye güzel mırıldan? Aksaray insanlarını şimdi rahatsız etmeyelim durduk yere. Valla bilmiyorum aklıma hiçbir şey vermiyor şimdi. Hangi şarkı diyeceğiz ki? Öyle birdenbire. Ben eski türküleri severim. Öyle yeni kırdık aşırı sevmem. Arif Sağ'ı. Ondan... Bence onların bir türküsü var. Şekibi. Kar mı yağdı güvendiğin dağlara diye söyler. Onları severim. Biraz mırıldanabilir misin? Hı? Biraz şöyle kapatalım. Öylesine benim pek aklım vermez. Ben yani sevmesini acayip severim. Bilmiyorum. Seçmem herhalde hiçbiri. Ama bir tane seçmek zorundasın. Grup yorumun şarkısını seçerdim. Grup yorumu Adaletsiz Dünya diye bir şarkısı var, onu seçerdim. Şarkı ömür boyu dinlemek zorunda olsan hangi şarkı seçerdin? Şarkı aram yok ya. Şimdilik aklıma bir tane geliyor. Tarkan'ın Beni Çok Sev. Sezen Aksu. Hangi şarkısı? Hiç şu an aklıma gelmiyor. Heyecanlandım birden. Vivaldi'nin Dört Mevsimi.
Vallahi şarkı değil de Kur'an-ı Kerim dinlemek isterdim. Ali Kınık'tan bu şarkı bizim şarkı. Vallahi sevdiğim şarkıda öyle bağlı kaldığım bir şarkı yok henüz. Ya şimdi hani birden aklıma gelmiyor ama genelde Türk sanat müziği severim. Halk müziği severim. Mesela Gönül Dağı, Neşet Ertaş'ın remixlerini de dinledim. Ya dünyada deseler ki işte neyi dinleyeceksin? Gözü kapalı onu alır seçer dinlerim. Bilmiyorum. Genelde müzik dinlemiyorum pek de. Ömür boyu bir şarkı. Arabesk dinlerim. Ferdi Tayfur'dan dinlerim ya. Hangi şarkısı? Ben de özledim. İbrahim Tatlıses'in Haydi Söyle. Biraz mırıldanabilir misiniz? Söylemesem daha iyi olmaz. Vallahi Neşet Ertaş'tan dinlerim. Hangi şarkısı? Bir de bağları. Bozdan Türküsü olabilir. Allah'ın şarkılarını dinlerim.